Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda yine kaldığımız yerden devam ediyoruz kalıtımla ilgili sorular çözmeye. Kalıtımla ilgili bakın ikinci kısmımızda soy ağaçlarından daha çok bahsedeceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Diyor ki renk körlüğü bakımından annesinin homozigot normal, babasının renk körü olması durumunda oluşacak F1 döllerinin genotipleri ve fenotipleri nasıl olur? Şimdi arkadaşlar, ilk önce biz renk körlüğünü anlatalım. Renk körlüğü X kromozomuna bağlı çekinik olarak kalıtılan bir hastalıktır. Dişilerde X üzeri küçük R, X üzeri küçük R olduğu zaman yani homozigot çekinik olduğu zaman hastalık ortaya çıkar. Erkeklerde ise X zaten XY kromozomu olduğu için sadece bir tane genin bulunması yeterlidir arkadaşlar. Yani şöyle bir durum söz konusudur. Dişilerde ortaya çıkabilmesi için bu şekilde olması gerekiyor. Erkeklerde ortaya çıkabilmesi için de bu şekilde olması gerekiyor. Erkeklerin iki tane ihtimali vardır. Erkekler ya hasta olurlar ya da sağlam olurlar arkadaşlar. Ama dişilerde şöyle bir durum vardır. Bakın, dişiler taşıyıcı da olabilirler, homozigot sağlam da olabilirler arkadaşlar. Ama erkeklerde taşıyıcılık durumu yoktur, unutmayın. Bu arada kadınlarda bu hastalığın ortaya çıkma oranı %33 iken erkeklerde ortaya çıkma oranı %50'dir arkadaşlar. Eğer ailesinde böyle bir hastalık, böyle bir durum varsa. Çünkü erkeklerde taşıyıcılık durumu yoktur. Ya hastadırlar ya sağlamdırlar. Ama kadınlarda taşıyıcılık durumu olduğu için görünme ihtimali biraz daha az. Şimdi renk körlüğü bakımından annesinin homozigot normal diyor. Homozigot normalse arkadaşlar o zaman X üzeri büyük R, X üzeri büyük R olacak. Babanın diyor renk körü olması durumunda. Babamız neymiş? Renk körüymüş. Bu şekildeymiş. Çaprazlama yapalım. Ne olacak? Bakın çaprazlama yaptığımız zaman X üzeri büyük R, X üzeri küçük R. X üzeri büyük R, Y. X üzeri büyük R, X üzeri küçük R. X üzeri büyük R, Y. Peki, şimdi F1 döllerinde bu hastalık ortaya çıktı mı? Çıkmadı. Neden çıkmadı? Çünkü annemiz homozigot sağlam olduğu için arkadaşlar, annenin taşıyıcı olması durumunda özellikle ortaya çıkabilirdi. Ama annemiz homozigot sağlam olduğu için hiçbir çocukta ortaya çıkmadı. Kız çocuklarına bakıyorum. Kız çocukları %100 taşıyıcı oldular arkadaşlar. Bakın kız çocukları %100 taşıyıcı. Ama sağlam tabii ki bunlar yani fenotiplerinde göstermiyorlar. Sadece bunların çocuklarında ortaya çıkma ihtimali var. Erkek çocukları zaten sağlam oldu arkadaşlar. Erkek çocuklarda yine %100 sağlam oldu. Genotip ve fenotipleri bu şekilde olur. Gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki yandaki soy ağacında bir hastalığın alendeki kalıtımı gösterilmektedir. Bu ailedeki bireylerle ilgili yapılmış olan diyor yorumlarından hangileri doğrudur? Diyor ki hastalık X'e bağlı resesif faktörler. Şimdi bakalım teker teker yapacağız arkadaşlar. X'e bağlı resesif. X'e bağlı resesif diyorsa bakın taralı olanları hemen yazıyorum. X üzeri küçük R, Y. X üzeri küçük R, X üzeri küçük R. X üzeri küçük R, Y. X üzeri küçük R, X üzeri küçük R yazdım. Erkeklerin sağlamlarını da yazabilir miyim? X üzeri büyük R, Y. X üzeri büyük R, Y yazdım. Şimdi bakın burada sağlam dişilere bakacağım. Arkadaşlar, şu iki tane küçük R'nin yan yana gelebilmesi için birini babasından aldı. Diğerini de annesinden alır mı? Alır değil mi? X üzeri küçük R olur. Peki bu dişinin sağlam olması için taşıyıcı yani taralı olmaması için büyük R'yi yanında bulunması gerekiyor mu? Gerekiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yine aynı şekilde iki küçük R'nin yan yana gelmesi için birini annesinden aldı arkadaşlar. X üzeri küçük R birini babasından alması gerekiyordu ama babası sağlam mı? Sağlam. Peki bu hastalık X'e bağlı kalıtılabilir mi? Kalıtılamaz. O zaman gitti. Size şunu söyleyeyim. Eğer ki bir kız çocuğu X'e bağlı olarak hastaysa onun babasının da kesinlikle hasta olması gerekiyor. Yani bu özelliği taşıması gerekiyor arkadaşlar. Unutmayın. Yani kız çocuk taralıysa eğer X'e bağlı çekinik hastalıklarda erkek olan yani erkek çocuk diyecektim. Babasının da arkadaşlar kesinlikle taralı olması gerekiyor. Unutmayın. Diyor ki hastalık otozomal resesif olarak kalıtılır. Hemen bunu farklı bir renkle yapmak istiyorum. Karışmasın. Şöyle pembeyi alayım arkadaşlar. Otozomal resesifse ne yapacağım otozomal resesif dediği zaman? Arkadaşlar taralı bireylere küçük r küçük r yazacağım. Yazalım. Bakın küçük r küçük r. Taralı bireylere küçük r küçük r yazdım. Şimdi bakın şu küçük r'ların yan yana gelmesi için birini babasından aldı. Diğerini annesinden alması gerekir. Annenin taralı olmaması için de büyük r taşıması gerekir. Sıkıntı yok.
İki küçük ağanın yine yan yana gelmesi için birini babadan aldı, birini anneden aldı. Bunların taralı olmaması için de büyük ay taşımaları gerekir. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı oluştu mu şimdiye kadar? Hayır. O zaman bu hastalık otozomal resesif olarak kalıtılabilir. Doğru. Hastalık Y kromozomu üzerinde çekinik olarak kalıtılır. Şimdi Y kromozomun da taşınabilmesi için arkadaşlar sadece erkek çocuklarında görülmesi lazım ve kız çocuklarının hiçbirinde görülmemesi gerekiyor. Bakın burada kız çocukları taranmış. Erkek çocukları baba hastaysa oğlanlar kesinlikle taralı olması gerekiyor. Yine burada oğlan taralıysa babasının kesinlikle taralı olması gerekiyor. Dolayısıyla bu hastalık Y'ye bağlı kalıtılamaz. Cevabımız ne olacak? Yalnız 2 olacak. Gelelim 3. sorumuza. Diyor ki yandaki soy ağacında numaralı bireyler baskın genotiplidir. Yani numaralı bireyler baskınmış. Taralı bireyler için homozigot resesif genotiplidir diyor arkadaşlar. O zaman taralı bireylere ne yazacağız? Küçük a küçük a yazacağız. Numaralanmış bireylerden hangileri homozigot genotipli olabilir? Hangileri homozigot, yani hangileri bu şekilde olabilir diye soruyor bize. Hemen bakıyorum, bakın yazıyorum arkadaşlar. Zaten dediğim gibi cevabı götürecek olanlar bu taralı olan bireylerdir. Küçük ağların yan yana gelmesi için birini anneden aldı, diğerini babadan alacak. Bu heterozigot oldu. Bakın şuradaki küçük ağ anne taralı. Çocuklarına mecburen neyi verecek? Küçük ağı verecek. Taralı olmaması için de büyük ağ taşıması gerekiyor. Tamam. Bunlar da o zaman heterozigot oldular. Küçük ağların yan yana gelmesi için birini anneden aldı, diğerini babadan alacak. Babanın taralı olmaması için de büyük ay taşıması gerekiyor. Sıkıntı yok. Geliyorum şuraya. Bakın küçük ağların yan yana gelmesi için birini buradan alıyor, birini buradan alıyor. Bunların yine heterozigot olması gerekiyor. Şimdi elimizde ne kaldı bakın? 3 ve 8 kaldı. Şimdi 3 ve 8'i benim nasıl bulabilirim? Bakın 3 ve 8 büyük ağ büyük ağ yan yana gelebilir. Homozigot da olabilir. Büyük ağ küçük ağ da olabilir arkadaşlar. Aynı şekilde bu da büyük ağ büyük ağ da olabilir. Büyük ağ küçük ağ da olabilir. Hangisi homozigot genotipli olabilir dediği için cevabımız ne olur? 3 ve 8 olur arkadaşlar cevabımız. Gelelim 4. soruya. Diyor ki yandaki soy ağacında gösterilen özellikle ilgili hangileri yanlıştır? Otozomal çekinik kalıtılabilir mi? Bakalım. Otozomal çekinik olması için küçük ağları yazdım. Bunu buradan aldı. Bunu birini de buradan aldı arkadaşlar. Bunlar heterozigot genotipli oldular. Sıkıntı oldu mu? Hayır. O zaman otozomal çekinik kalıtılabilir. Diyor ki X'e bağlı çekinik. Farklı bir renkle gösteriyorum bakın. X'e bağlı çekinik olması için X üzeri küçük R, X üzeri küçük R olacak. 2 X üzeri küçük R'nin yan yana gelmesi için birini anneden aldı, birini babadan alması lazım. Babanın da taralı olması gerekiyor. Az önce ne demiştim? Eğer ki X'e bağlı hastalıklarda, özelliklerde kız çocuk taralıysa baba kesinlikle taralı olması lazım dedik. O zaman buna bağlı değildir. Y kromozomuna bağlı diyor. Y'ye bağlı olması için erkeklerde görülmesi gerekiyor. Bakın erkekte görülmemiş, dişide görülmüş. O zaman bu da olmaz. Hangileri yanlıştır dediği için arkadaşlar cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olacak. Gelelim, devam edelim. Bakın diğer sorumuza geçelim. Kan grupları ile ilgili bir soy ağacı sorusu arkadaşlar. Diyor ki bir ailenin kan grubu kalıtımı soy ağacında gösterilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur? Şimdi kan grubu kalıtımı gösterilmiş ya. Biz hemen isterseniz şöyle bir yazalım, yerleştirelim. Arkadaşlar bakın burada ABRH pozitif bir babamız var. BRH negatif bir annemiz var. Şimdi bakın baba anneyi B yazarım. Yanına bir şey yazamam. Çünkü BB de olabilir, B0 da olabilir. Ama negatif olduğu için küçük R küçük R yazarım. Kan grupları RH pozitiflik negatiflik durumunda arkadaşlar RH pozitif negatifliğe tam baskındır. Dolayısıyla negatiflik durumu olduğu zaman homozigot çekinik oluyor. O yüzden de biz ne yazdık? Homozigot çekinik olarak yazdık. Şimdi geliyorum babaya, bakın babayı AB olarak yazdım. Çünkü AB'nin farklı bir şeyi olamaz. Sadece AB olabilir. RH pozitif diyor. Büyük R yazdım ama yanında küçük R de olabilir, büyük R de olabilir. R'yı boş bıraktım. Sorunu çözerken bu şekilde yaparsanız daha kolay bulursunuz. Hemen yazıyorum bakın. Çocuklardan biri neymiş? A'ymış. A RH negatifmiş. A'nın yanını bilmiyorum. Sıfır da olabilir. AA da olabilir. Ama küçük R küçük R olduğunu biliyorum. Çünkü negatif. Geliyorum şuraya bakın. B'yi yazdım. Yanındakini bilmiyorum arkadaşlar. B RH pozitif diyor. Büyük R'yi yazdım. Yanındakini bilmiyorum. Şimdi geliyoruz. Hemen G
grafiğimizi dolduracağız. Bakın nasıl dolduracağız. Şimdi iki küçük R'nin yan yana gelmesi için birini annesinden mecburen aldı. Diğerini kimden alacak? Babasının. O zaman babayı doldurduk mu? Evet. Şimdi şuradan A'yı aldı ya arkadaşlar. A'yı kimden alabilir? Babadan alabilir. Peki anneden mecburen ne almak zorunda? Eğer B'yi alsaydı bu AB kan gruplu olurdu ki buraya zaten AB yazması gerekirdi. Ama yazmadığına göre bunun yanında ne var? Sıfır var. O zaman sıfır nereden geldi? Anneden geldi. Bakın sıfırı da doldurduk oraya. Şimdi bakıyorum. B'lere bakıyorum arkadaşlar. Şimdi buradan B'yi annesinden alıp babasından B'yi alabilip BB de olabilir. Veya B'yi babasından alıp anneden sıfırı alıp B sıfır da olabilir değil mi? Bunu tam olarak bilemiyorum. R'sine bakıyorum. Büyük R'yi mecburen kimden almış? Babasından almış. Annesinden ne gelecek? Küçük R gelecek. Bunu kesinlikle yazdım ama B'sini bilmiyorum. X numaralı birey içinde arkadaşlar çaprazlama yaptığımız zaman olasılıklar çıkacak. İsterseniz çaprazlamasını yapalım. Nereye yapalım? Şuraya yapalım. Bakın. B0 çarpı AB dedim. Ne olur bizim sonucumuz? Bakın. AB çaprazlıyorum arkadaşlar şöyle. BB A0 ve B0 olabilir. R'ler açısından çaprazlayalım. Büyük R küçük R dedik. Ne olur? Ya büyük R küçük R olur ya da küçük R küçük R olur. Şimdi bize diyor ki X ile gösterilen bireyim. 0 0 bakın 0 RH negatif kan grubuna sahip olma olasılığı 1 bölü 8'dir diyor. Arkadaşlar şuraya baktığımda 0 oluşma ihtimali var mı? Yok değil mi? O zaman bu yanlıştır. Bir kere 1 bölü 8 değil direkt bunun sonucunun 0 olması gerekiyor. 1 numaralı birey BB genotipine sahiptir. 1'e bakıyorum BB mi? Hayır B 0 o zaman bu da gitti. 2 numaralı birey RH faktörü bakımından heterozigottur. Bakıyorum 2 numara RH faktörü bakımından heterozigot. Doğru. Cevabımız bu olacak. Diğerlerini de okuyalım. 3 numaralı çocuğun X ile gösterilen bireyle aynı genotipe sahip olma olasılığı yoktur. 3 numaralı çocuk böyle oluyorsa sonuçta aynı anne ve babanın çocukları değil mi? Evet. Bu şekilde de olabilir arkadaşlar. Bu yanlıştır. 4 numaralı birey al yuvar zarında sadece RH antijeni bulundurur. Arkadaşlar 4 numaralı bireyin al yuvar zarında RH antijeni de vardır, B antijeni de vardır. O yüzden bu da yanlıştır. Sadece RH dediği için yanlıştır. Cevabımız ne oluyor? C şıkkı oluyor. Bakın tabloyu doldurduğumuz zaman direkt şıkları zaten eliyoruz arkadaşlar. O yüzden ilk önce soy ağacındaki boşlukları doldurun. Gerisini zaten gelecektir. Gelelim 6. sorumuza. Diyor ki çaprazlaması sonucunda çocukların oluşma olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar çaprazlamaları isterseniz yapalım. Yine burada da bir çaprazlama yapmayı göstereyim. Sonraki sorularda çaprazlama yapmadan devam ederiz. Dediğim gibi bir süre sonra artık yapmayacağız zaten. Büyük B küçük B çarpı her birini kendi arasında çaprazlıyorum. Bakın ne olur? Büyük B büyük B. Büyük B küçük B. Büyük B küçük B. Küçük B küçük B oldu. K'ları çaprazlayalım. Yine aynı oran çıkacak. Bakın büyük K küçük K. Büyük K küçük K çünkü. Çaprazlıyorum. Büyük K büyük K. Büyük K küçük K. Büyük K küçük K. Küçük K küçük K. Çaprazladık. D'leri de çaprazlayalım. Bakın büyük D küçük D çarpı küçük D küçük D. Ne olur? Büyük D küçük D küçük D küçük D olur. Her zaman için bunu bir tane olarak görün demiştim. Eğer genotip sayısını sormuyorsa arkadaşlar. Evet bu şekilde yazdık. Şimdi bize diyor ki bakın bir numara için yazıyorum. Diyor ki büyük B büyük B. Büyük K, küçük K, küçük D, küçük D genotipinin oluşma olasılığı nedir? Bakıyorum. Büyük B, büyük B'nin gelme ihtimali ne? 1 bölü 4. Çarpı dedim. Büyük K, küçük K'nin gelme ihtimali ne? Bakın 2 tane var. 2 bölü 4. Büyük, küçük D, küçük D'nin gelme ihtimali nedir? 1 bölü 2'dir. Cevabımız ne olur? Bakın şuradakiler gider sadeleşir. Cevabımız 1 bölü 16 olur arkadaşlar. Size soruda işte 2 bölü 32 de diyebilir. Yani sadeleştirmeden de verebilir. İstersen o şekilde de bulabiliriz. Gelelim ikinci şıkkımıza. Diyor ki küçük B, büyük K, küçük D fenotipli. Şimdi küçük B, büyük K, küçük D fenotipli. Küçük B'nin gelme ihtimali ne fenotipte? 1 bölü 4. Büyük K'nın bakın fenotip olarak soruyor bize gelme ihtimali ne? 3 bölü 4. Küçük D fenotipinin gelme ihtimali ne? 1 bölü 2. O zaman cevabımız ne olur? 3 bölü 32 olur arkadaşlar. Umarım anlatabiliyorumdur arkadaşlar. Yorumlarda sorularınızı bekliyorum. Eğer anlamadıysanız
yorumlarda açıklamaya da hazırım bu arada. Oradan da cevap verebilirim. Gelelim 7. sorumuza. Diyor ki, yandaki üreme ana hücresinde meyoz sırasında %24 oranında crossing-over gerçekleştiğine göre bu hücrelerin GAB genotipine sahip üreme hücresi oluşturma olasılığı nedir? Evet. Şimdi bakın zaten B bir tane birbirinden bağımsız. Burada hangisi birbirine bağlı gendir? G ile A değil mi? Birbirine bağlıdır. Şimdi ben bir crossing over var gibi düşüneceğim. Bir de yok gibi düşüneceğim. Çünkü GAB'yi sorduğuna göre biz arkadaşlar dolayısıyla crossing over var gibi düşünüp o şekilde yapacağız. Hemen bakalım. Crossing over yoksa bakın. Crossing over yoksa ne olacak? Crossing over'ın olma olasılığı %24 olduğuna göre olmama olasılığı nedir arkadaşlar? Crossing over'ın olmama olasılığı 100'den 24'ü çıkardığımızda ne kalır? 76 değil mi? 76 olmama olasılığı. O zaman %76'lık oranı düşüreceğiz. Peki crossing over varsa ne olacak? O zaman da %24'lük oranı zaten bize vermiş. Şimdi ben süre kaybetmemek için şöyle yapacağım. Bakın eğer size sınavda şöyle sorarsa. Şimdi G küçük AB. Bunların bir araya gelmesi için crossing over'ın olması mı gerekiyor, olmaması mı gerekiyor? Bakıyorum. Bakın normalde crossing over yoksa büyük G ile büyük A bir araya gider. Ama burada ne diyor? Büyük G ile küçük A diyor. O zaman crossing over var ihtimalini düşüneceğiz. Zaten crossing over yokken böyle bir gamet oluşamaz. Böyle bir genotip oluşamaz. O zaman crossing over var ihtimalini düşünüp ona göre yapacağız. Hemen crossing over varsa arkadaşlar ne olur bakın. Ya büyük G, büyük A, büyük B olur değil mi? Ya arkadaşlar büyük G, büyük A, küçük B olur. Daha sonra ne olur? Bakın tekrardan küçük G'ye geliyorum. Ya küçük G, küçük A, büyük B olur. Küçük G, küçük A, küçük B olur. Şimdi geliyorum bakın crossing over ihtimalini daha düşünmedim. Bunlar olmama ihtimaliydi. Crossing over olursa ne olur arkadaşlar? Bakın büyük G, küçük A, büyük B. Büyük G, küçük A, büyük B. Daha sonra büyük G, küçük A, küçük B. Neden bunları teker teker yazıyorum? Çünkü 24'ü böleceğiz. O yüzden yazıyorum. Daha sonra arkadaşlar küçük G, büyük A, büyük B. Küçük G, küçük A, küçük B. Bu arada kaç tane gamet bulacağımızı da şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. 2 üzeri n formülümüz vardı ya bizim. Heterozigot gen sayısından değil mi buluyoruz? Heterozigot kaç tane var? 1, 2, 3 tane. 2 üzeri 3'ten 8 tane gamet bulmamız gerekiyordu. Kaç tane bulduk? 8 tane bulduk. O zaman doğrusunu bulduk. Şimdi geliyorum bakın. 8 tane gamet varsa ve %24'lük bir oran varsa o zaman ben ne yapacağım? %24'ü 8'e böleceğim. 24 bölü 8 yaptığımız zaman sonucumuz ne olur? %3. O zaman buradaki gametlerin her birinin oluşma olasılığı nedir? %3'tür. Bize neyi soruyor? Küçük büyük G, küçük A, küçük B. Yani şu oranı soruyor. %3'lük bir oran vardır arkadaşlar. Cevabımız %3 oluyor. Eğer ki büyük G, küçük A, küçük B demeyip de mesela şunu sorsaydı bize, o zaman crossing over yok ihtimalini de düşünüp o şekilde gametleri bulup o zaman arkadaşlar sonuçları toplayacaktık. Her ikisinden çıkan sonuçları toplayacaktık. Ama bize crossing over var ihtimalinden bir gamet sorduğu için direkt olarak bunu yaptım. Sonucu buldum. Gelelim 8. sorumuza. Diyor ki yukarıda genotipleri verilen 5 bireyden hangi ikisinin birbiriyle evlenmesi sonucunda kan uyuşmazlığı durumu ortaya çıkar. Şimdi kan uyuşmazlığı nedir? Arkadaşlar kan uyuşmazlığı annenin negatif babanın pozitif olduğu durumda çıkar. Annede RH geni bulunmaz. Yani RH antijeni bulunmaz. Baba pozitif olduğu zaman çocuğun pozitif olma ihtimali var mıdır? Vardır. Eğer hamilelik sırasında çocuk pozitifse anne çocuktan gelen bu RH antijenini tanımıyor annenin vücudu bağışıklık sistemi ve antikor üretmeye başlıyor. Yani onu öldürmeye çalışıyor. Bu antikor üretimi gerçekleşene kadar birinci çocuk doğuyor. Birinci pozitif çocuk doğuyor. Eğer ikinci çocuk da pozitif olursa, bakın negatif olursa sıkıntı yok ama ikinci çocuk da pozitif olursa ne oluyor bu sefer? Ha diyor ki ben seni daha önce görmüştüm, sen bir yabancısın diyor ve hafızasını aldığı o antikorlarla çocuğu öldürmeye çalışıyor arkadaşlar. Ve bunun önlemi alınmazsa çocuk ölü olarak doğabiliyor veya işte düşük gerçekleşebiliyor. Ama
Önleme alınırsa kan uyuşmazlığı iğnesi vuruluyor arkadaşlar. Orada RH faktörü veriliyor ve tanıtılıyor. Dolayısıyla annede herhangi biri, çocukta herhangi bir sıkıntı oluşmuyor. O zaman kan uyuşmazlığı için ne olması lazımmış? Annenin negatif, yani küçük R küçük R, babanın pozitif, büyük R büyük R de olabilir, büyük R küçük R de olabilir. O zaman çocuk ne olacak? Çocuk anneden ne alır kesinlikle? Küçük R'yi alır. Babadan pozitif olabilmesi için de büyük R'yi alacak. O zaman bizim kan uyuşmazlığı durumunda anne ile çocuğun genotipini kesinlikle biliyoruz ama babayı bilemiyoruz. Şimdi bakalım. Anne ile babaya bakıyorum. Bakın anne negatif olacak. Tamam mı? Anneyi negatif seçtim. Bakın buradaki anneler, kadınlar nedir? Pozitiftir. O zaman bunları alamam. Babanın da pozitif olması lazım. Bir babaya bakıyorum. Bu negatif. Bu olmaz. Bunu alamam. Ama bu pozitif. O zaman 1 ve 2'den doğacak çocuklarda kan uyuşmazlığı durumu ortaya çıkabilir arkadaşlar. Bu şekilde sorumuzu da çözdük. Bu arada şu işaretin kadın, bu işaretin de erkek olduğunu tekrardan hatırlatayım. Gelelim 9. soruya. Diyor ki bir kromozom üzerinde yer alan genler ve bu genler arasındaki krosinkobur oranları verilmiştir. Bu genlerin kromozom üzerindeki dizilişini gösteriniz. Hatırlarsanız bir önceki videoda çözmüştük. İlk önce bakın şöyle bir harita çiziyorum arkadaşlar. Şimdi en uzak olanları, yani crossing over ihtimalinin en fazla olanını bulacağım. Hangisi? L ve M. O zaman ben L'yi buraya, M'yi de buraya yazabilirim. Daha sonra geliyorum bakın. B ile L arasında %5, M ile B arasında %2. O zaman M, B'ye biraz daha yakın mıdır? Evet, bakın. B ile L arasında %5, bakın biraz daha uzak, %5. M ile B arasında %2, bakın biraz daha yakın oldu. İşte bu şekilde kromozom haritası çizebiliriz. Burada M ile L'yi yer değiştirebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz diyecektim ki olur. Çünkü o zaman B'yi bu tarafa yazmanız gerekiyordu. Yani şıklarda ona göre gidersiniz arkadaşlar. M ile B birbirine yakın olacak. L ile B biraz daha uzak olacaklar. Ve L ile M en uzak olacak. Bunu da unutmayalım. Gelelim 10. soruya. Diyor ki kan serumlarına verdikleri tepkileri yukarıdaki gibi olan anne ve babanın çocukları kan gruplarından hangilerine sahip olmaz? Arkadaşlar burada taradıklarım çökelme var demek, taramadıklarım çökelme yok demek. Şunu unutmayın, bakın böyle çökelmeli sorularda hangisinde çökelme varsa o kan grubuna sahiptir. Hangisinde çökelme var? A'da. O zaman A kan gruplu. Anti de RH'ı gösterir. RH faktörünü gösterir arkadaşlar. RH'da çökelme var mı? Yok. O zaman bu nedir? A, RH negatif kan grubuna sahiptir. Geliyorum bu bireye. Bu bireyin hepsinde çökelme var. O zaman AB, RH pozitif kan gruplu bir bireydir. Şimdi annenin ve babanın genotiplerini yazalım. Bakın anne ne olur? A, yanındakini bilmiyorum. AA da olabilir, A0 da olabilir. RH negatif olduğu için küçük R küçük R yazdım. Babayı yazalım. AB kesinlikle AB olacak ama pozitif, ama büyük R mi var yanında, küçük R mi var bilmiyorum. O yüzden bu şekilde yazdım. Diyor ki kan gruplarından hangilerine sahip olamaz çocuklar? Şimdi ARH pozitif olabilir mi? Evet, anneden A alır, babadan veya A alır. Pozitifliği de babasından alır olabilir. Doğru. BRH negatif. B'yi babasından alır. Eğer şurada 0 varsa B 0 olur ve negatif olabilir arkadaşlar. Doğru. 0 RH negatif demiş. Bakın negatiflik durumundan olabilir ama 0 olamaz. Annede 0 varsa da babada 0 olmadığı için olamaz. Cevabımız ne olur? Yalnız 3 olur. Evet, geçelim diğer sorularımıza arkadaşlar. Gelelim 11. soru. Diyor ki 11. soruda renk körlüğü bakımından genotipleri yukarıda verilen, yani yanda verilen 1, 2, 3, 4 numaralı çiftlerden hangilerinin kız çocuklarının renk körü olma olasılığı 1/2'dir. Şimdi kız çocuklarının renk körü olabilmesi için bir kere babanın kesinlikle renk körü olması gerekiyor arkadaşlar. Yani baba ne olacak? Baba x üzeri küçük r y olacak. Renk körü olma olasılığının 1/2 olabilmesi için de annenin taşıyıcı olması lazım. Taşıyıcı. Yani x üzeri büyük r, x üzeri küçük r. Şimdi kız çocuk babasından x üzeri küçük r'yi alacak ya. Annesinden eğer x üzeri küçük r'yi alırsa hasta olur. Eğer x üzeri büyük R alırsa ne olur? Taşıyıcı olur. İşte bu durumda biz ne arayacağız o zaman? Babanın kesinlikle hasta, annenin taşıyıcı olma durumunu arayacağız. Şimdi bir kere babalara bakıyorum. Bakın bu baba sağlam. 2 numara olmaz. Daha sonra arkadaşlar 4 numara da olmaz baba sağlam. 3 numaranın
Ve bir numaranın annelerine bakacağız şimdi. Anne taşıyıcı. Evet, olabilir bir numara. Anne homozigot sağlam. O zaman ne olur? Annemiz sağlamsa kız çocuk kesinlikle sağlam olur. O yüzden 1 bölü 2 oranda kız çocuğunun hasta, yani renk körü olma olasılığı sadece hangi ailede olur? Bir numaralı ailede olur arkadaşlar. Cevabımız 1 olur. Gelelim 12. soruya. Diyor ki bir karakterin kalıtımını gösteren soy ağacındaki koyu renkli bireylerde bu özellik fenotipte ortaya çıkmıştır. Buna göre soy ağacında kalıtılan bu karakter genlerinden hangileriyle taşınıyor olabilir? Arkadaşlar, otozomal çekinik diyorsa tarılılara ne yazıyorduk? Küçük a küçük a yazalım. Küçük a küçük a yazdım şöyle tarılılara. Bakın, iki küçük a'nın yan yana gelmesi için birini babasından aldı, değil mi? Babanın taralı olmaması için de büyük a'yı taşıması gerekiyor. Şu birey çocuğuna küçük a'yı verir. Babasından da büyük a'yı alırsa herhangi bir sıkıntı olmaz. Geliyorum şuraya. İki küçük a'nın yan yana gelmesi için birini anneden birini babadan aldı. Baba ve anne heterozigot olursa herhangi bir sıkıntı olmaz. O zaman otozomal çekinik olabilir mi? Olur. Şimdi diyor ki X'e bağlı baskın. Arkadaşlar, X'e bağlı baskınsa bakın erkek birey ne olacak? X üzeri büyük R'ye olacak. Kız çocuk bakın şurada X üzeri büyük R'yi taşıyacak ama yanındakini bilmiyorum. Buradaki kız çocuk için de geçerli aynısı. X üzeri büyük R'yi taşır, yanındakini bilmiyoruz. Şimdi sağlamlara gelelim. Bakın sağlam olan erkekler zaten X üzeri küçük R, Y'dir, değil mi? X üzeri küçük R, Y. X üzeri küçük R, Y'dir. Burada anne de sağlam olduğuna göre annenin ne olması lazım? X üzeri küçük R, X üzeri küçük R. Bu bireye büyük R nereden gelecek arkadaşlar? Annede de yok, babada da yok. O zaman bu hastalık X'e bağlı baskın taşınabilir mi? Hayır. Bu gitti. Geliyorum üçüncüsüne. Diyor ki X'e bağlı çekinik. X'e bağlı çekinik ise taralı olanları hemen X üzeri küçük R'leri yazıyorum. X üzeri küçük R'ye. X üzeri küçük R, X üzeri küçük R. Şimdi 2 X üzeri küçük R'nin yan yana gelmesi için birini babasından birini annesinden alması lazım. Ne demiştik? Kız çocuk X'e bağlı çekiniklik bakımından taralıysa babanın da kesinlikle taralı olması lazım. Ama burada taralı değil. O zaman X'e bağlı çekinik de kalıtılamaz. Cevabımız ne olur? Yalnız 1 olur arkadaşlar. Gelelim 13. sorumuz. 2 sorumuz kaldı. Renk körlüğünün kalıtımını gösteren soy ağacındaki numaralanmış bireylerden hangilerinde bu hastalık sadece ayrılmama ya da mutasyon sonucu ortaya çıkmış olabilir? Şimdi bakın. Bireyleri zaten yerine koyduğumuz zaman ortaya çıkacak arkadaşlar. Bakın X üzeri küçük R, X üzeri küçük R yazdık. X üzeri küçük R, Y. X üzeri küçük R, X üzeri küçük R. X üzeri küçük R, Y. Zaten sağlam olan erkeklere de X üzeri büyük R, Y'leri yazıyorum. X üzeri büyük R, Y. X üzeri büyük R, Y. Şimdi şu birey, bakın erkek çocuk annesinden X üzeri küçük R'yi almış olabilir. Anne de taşıyıcı olursa herhangi bir sıkıntı olmaz. O zaman burada bir şey yok. Ayrılmama durumu yok. Geliyorum şuraya bakın. X üzeri küçük R'nin yan yana gelmesi için annesinden aldı. Babasından da alması gerekiyor mu? Evet, ama babada yok. O zaman burada ayrılmama durumu gerçekleşebilir arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Yalnız 3 olur. Evet, son soruya gelelim arkadaşlar. Diyor ki çaprazlaması sonucunda böyle bir genotipe ve fenotipine sahip yavru oluşma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar şöyle yapacağız. Normalde kendi aralarında yine çaprazlamamız gerekiyor. Ama biz artık biliyoruz, değil mi? Şimdi çaprazlama yapmadan nasıl buluruz ona bakacağız. Şimdi ne dedim? Küçük g, küçük g, büyük e, büyük e, büyük d, küçük d, büyük k, küçük k. Şimdi küçük g'lerin yan yana gelmesi için bakın. Buradan gelme ihtimali nedir? 1 bölü 2'dir. Çarpı dedim. Buradan küçük g gelme ihtimali nedir arkadaşlar? Kesin küçük g gelir 1. Daha sonra buradan büyük E gelme ihtimali nedir? 1 bölü 2'dir. Buradan büyük E gelme ihtimali nedir? 1 bölü 2'dir. Buradan büyük D gelme ihtimali nedir arkadaşlar? Büyük D. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim size. Büyük D küçük D, yani heterozigotluk durumunda şöyle bir şey yapacağız. Şimdi çaprazlama yaptığımızda normalde bakın büyük D ile küçük D çarpı büyük D küçük D. Çaprazlama yaptığımızda ne oluyor? Büyük D büyük D, büyük D küçük D. Büyük D küçük D ve küçük D küçük D oluyor. Ne oluyor heterozigotluk durumu? Değil mi? Tamamen 2 bölü 4. Şöyle 2 bölü 4 diyelim. Bu şekilde söyleyelim. Daha sonra büyük K küçük K için. Bakın buradan büyük K gelme ihtimali 1'dir. Buradan küçük K gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. Sadece heterozigotluk durumunda çaprazlama yapabilirsiniz ama diğer durumlarda arkadaşlar
Her türlü bulursunuz cevabımızı. Yapalım, çarpalım ne olur cevabımız? Şöyle ikiler sadeleşir. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 4 32. 1 bölü 32 olur cevabımız. Şimdi bize bir de fenotip olarak soruyor bakın. Fenotip olarak da yine çaprazlama yapmadan yapalım arkadaşlar. Küçük G, büyük E, küçük D, büyük K fenotipi. Şimdi bakın şu iki çaprazlamayı yaparsak küçük G fenotiple oluşma ihtimali nedir? 1 bölü 2'dir. Yine çaprazlamayı yaparsak bakın heterozigotluk durumu var. Heterozigotlukta çaprazlamayı yaptığımızda büyük E fenotipinin gelme ihtimali nedir? 3 bölü 4 değil midir? 3 bölü 4'tür. Yine heterozigotlukta çaprazlama yaptığımızda küçük D'nin gelme ihtimali nedir? 1 bölü 4'tür. Çaprazlama yaptığımızda büyük K fenotipinin fenotip olarak soruyor. Gelme ihtimali nedir? Kesinlikle büyük K gelir değil mi? Cevabımız ne olur bu durumda arkadaşlar? 3 bölü 32 olur. İşte bu şekilde de yine kısa yoldan hemen çözebilirsiniz. Ama karıştırıyorsanız çaprazlamaları tek tek yapın. O şekilde sonucu bulun arkadaşlar. Böylece bu videonun da sonuna geldik. Sonraki videoda yine bir soru çözümünde buluşmak üzere. Hoşça kalın.